Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videoda gördüğünüz gibi bir yeni başlayanlara tavsiyeler, neler olacak, neler bitecek, neleri tavsiye ederim, neleri unutmaları lazım. Onlardan bahsedeceğim. Buyurun vakit geçirmeden geçelim videoya. Evet gördüğünüz yer oyunun haritası. Burada Retramis denilen kısımdan başlıyorsunuz. Bu videoya denk geldiyseniz yeni başladığınızı düşünüyorum zaten buradan her şehrin görevini yaparaktan gidiyorsunuz burada dikkat etmeniz gereken şey şu turuncu görevler var turuncu görevleri raşlayabilirsiniz yanlarında olan sarı ve mor görevleri yapmak zorunda değilsiniz Anladığım kadarıyla oyunun ilk çıktığı zamanlarda onları yapmak fark ettiriyormuş ancak şu an günümüzde fark ettirmiyor yani vaktiniz varsa yapın yoksa yapmayın buradan başladınız ve buradan itibaren görevleri ala ala ilerlediniz. Bu 50 levele kadar sürüyor bu şekilde. 50 levele ulaştıktan sonra Northware'ını bitiriyorsunuz ve bitirdikten sonra da Alt Q ile açtığımız listeye ulaşıyoruz. Burada Chaos Dungeon'ınız açılmakta burada North Van yazıyor zaten en başta. Burada level 1'e geliyorsunuz. 250 GS'ye ulaştığınızda bu GS bunların hepsinin ne olduğunu açıklayacağım videonun içerisinde. İhtiyaç duyduğum kısımları fazla bir bilgiye boğmak istemiyorum yeni başlayan arkadaşlar. Çünkü ben yeni başladığım zaman çok fazla böyle her yerde bunlar bunlar var diyerekten çok dikkat dağılabiliyordu. 250 GS dediğimiz şey P'ye bastığınız zaman item levelinizi simgeler. Burada yazan item leveliniz 250 olduğunda buradaki kaos tacına tekrar hatırlatayım Alt Q'dan açıyorduk bunu. Alt Q, Chaos Dungeon, Shortcut dediğimiz zaman Northwind'de bir levele giriyorsunuz. Buradaki olay şu, burası günlük yapılıyor. Sadece buradan ibaret değil. Yukarıda gördüğünüz gibi şehirlerin isimleri, adaların isimleri her ne derseniz artık yer almakta. Buradaki 250'den sonraki amacınız buradaki Tier 1 denilen seti elde etmek buraya giriyorsunuz ve bu setten parça düşürmeye çalışıyorsunuz. Düşürdükten sonra bunları giyiyorsunuz. Eğer ki eksik parça düşmüşse burayı bir level veya işte arttıysa iki level vesaire girebildiğiniz en yüksek seviyeye girmenizi tavsiye ediyorum. Günlük olarak yenilendiği için bunları atlamanızı tavsiye etmem. Bunlar sizin işinize yarayacaktır ister Burada bu seti dizdikten sonra yapmanız gereken artık Turuncu görevler bitiyor. Bahsettiğim şurada başladınız. Retramis'ten başladınız. Northvern'e e kadar geldiniz. Buraya ulaştıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ya şu şaire gönderiyordu. Ya da buradan Rohander'e gitmenizi istiyordu. Yani burada Northvern'e ulaştınız. Ulaştıktan sonra buradan Kaos Dungeon'a girdiniz. Buradaki seti aldınız. Ve Tier 1 seti artı 15'e kadar artı basılmakta. Elinizde materyal kutusu yani burada Destruction Stone olur. Garden Stone olur, Harmony Lipstone olur veya Harmony Shard olur. Bunların chestleri varsa bunları açaraktan bu itemlerinize tier 1'e artı 15'e kadar artı basmanız gerekmekte. Bu süre zarfında da açılan adalardan Ruhander'e gidiyorsunuz. Bir kere daha Ruhander'i bitirdikten sonra buradaki görevleri, mavi görevleri takip ediyorsunuz bir yerden sonra. turkuaz veya mavi öyle söyleyeyim zaten size rengi. bitirdikten sonra tekrar o gün içerisinde eğer günlüğünüzü yapmadıysanız buradan mutlaka şurada Rohanleri tıklayarak Rohandere geçiş yapmıyor unutmayın ve buradaki ödüllerden ödüllerinizi alın. Günlük iki defa giriliyor. Dediğim gibi bunu unutmayın. Rohanleri bitirdikten sonra Yorna geçeceksiniz. Yorna hemen Rohanderin altında yer alan bir yer. Buradaki mavi görevleri, turkuaz görevleri bitirdikten sonra ikisi aynı şeyi bu arada karışmasın. Tekrar o gün içerisinde yapmanızsınız. Yoğunda bu kaoslançına giriyorsunuz ve burada artık diğer 2 level itemleri item setini dizmeye başlıyorsunuz. Bu item setini dizdikten sonra aynı bir öncekinde olduğu gibi artı 15'e kadar artı basabilirsiniz. Sayımız o. Yani tier 1 yaptın, düşürdün seti giydin, artı 15 yaptın. Tier 2 düşürdün, girdin, artı 15 yaptın. Olayımız ondan ibaret. Bunun yanında bu sistem bu şekilde Yorna gidiyorsunuz. Yorna'dan Phaeton'a gidiyorsunuz. Phaeton'dan Punika'ya gidiyorsunuz. Punika'da artık buradaki mavi turkuaz görevleri bitirdikten sonra Punika'ya ulaştıktan sonra yine aynı Yorna ve Northwind'de yaptığımız gibi tier 3 setini almak için günlüklerinizi dönüyorsunuz reiste. O gün atıyorum bir örnek olaraktan yoğuruna geldiniz. Sorunan tier 2'yi düşürdünüz. Artı basacak materyaliniz vardı ve artı bastınız artı 15 yaptınız. Beytonu bitirdiniz. Punika'ya geldiniz. kadar ne yazık ki iki defa bir kahustan yaptıysanız orada hakkınız tükeniyor. Bir gün sonra buradaki item setini düşürmek için deneyebilirsiniz. Bu bahsettiğim olay sizi yanlış hatırlamıyorsam yine 1100 levele ulaştıracak. Yani 1100 level dediğim item level. 1100'e ulaştıktan sonra buradaki itemleri yine artı 15'e kadar basmamız gerekecek. Şimdiye olan kadar kısmında dawn ve Nordvern'de dizilen setlerde artılarımız %100 geçme üzerine kuruluydu. Yani bir şans materyali veya eklere bir yanma ihtimali yoktu. İhtiyaç da yoktu şans materyallerine. Punica'daki tier 3 setinde burada gördüğünüz sette 6 leveline yani artı 6'ya kadar yanmama garantisi var. Artı 6'dan sonra hem sizden gold istemekte hem de yandığı zaman halde materyal olarak da o materyalin boşa gitmesini sağlamakta. Bunları artı 15'e bas, basarken veya işte bu adalarda bu görevleri yaparken bunların yanında ne yapılabiliyor günlük olarak Guardian raidleriniz açılacak reisler. Burada göstereyim. İlk Guardian raidiniz 302 levelde açılacak. Bunları yine bu da günlük olaraktan girilebilen bir yer. İki defa giriliyor. Bunları da atlamanızı tavsiye etmem. Çünkü bunlardan da materyal kazanıyorsunuz. Yani Guardian raidlerinizi de mutlaka yapın. Girebildiğiniz en yüksek yere girin. Matchmaking'den oyunda rastgele oyuncularla da eşleşmeye çalışabilirsiniz. Parti kurabilirsiniz. Find Party'den bu şekilde Create Party diyerekten ya da enter deyip solo girebilirsiniz ancak bunu tavsiye etmem. Matchmaking de tavsiye etmem. Bu nedenle hani bir toplulukta yer almanız, bir önceki videoda bahsettiğim gibi arkadaşlarınızla birlikte oynamanız daha elzem bir hal alıyor bu seviyede bile. Bir sonraki tavsiye edeceğim kısım abistancın. Abistancınlar Abis mutlaka yapılması gerekiyor. Bu ise haftalık günlük değil. İlk abistancınız 340'da açılıyor bu şekilde. Daha sonra 460'da açılıyor bu şekilde. 840 960, 1325 ve bunun hard modu 1370'te son. Modu. Bunlar da haftalık olarak geliyor. En baştan başladığınız gibi bunları mutlaka yapmayı ihmal etmeyin reis. Bunları yapın ki buralardan da sizler gold kazanacaksınız. Bu gördüğünüz ödüllerde. Belli bir GS geçtikten sonra da yani item levelini geçtikten sonra da buradan gold alamamaya başlayacaksınız. Haliyle buna girebiliyorken yani gold alabiliyorken mutlaka bunu yapın haftada bir defa yapılması yeterli. Tüm bunların yanında eğer ki yeterli gelmezse yani zamanınız daha kalırsa yapmak için günlük görevlerden değil görevlerinden ödüllerine bakarak size lazım olan burada gördüğünüz gibi honor şart olur. Lipstone olur. O tarz görevleri burada alabilirsiniz. Bunlar şu an benim item levelime göre gösteriliyor. Ancak başlayan bir hesapta yeni başlayan bir oyuncu da bunlar onun ihtiyacına göre görülecek şeyler vardır. Yani sizin atıyorum artı basarken lipstone'unuz bitti. Lipstone olan bir günlük görevi alabilirsiniz. Ve toplamda 3 tane günlük görev yapma hakkınız var. Bilginiz olsun oradan da materyal alabilirsiniz. Evet şimdi ben burada yapılacaklardan bahsettim. Bunun yanında yapılacakların haricinde şöyle P'ye basalım ve P'de nelerimiz var. karakter profilinde neler var. Ne işe yarıyor. Onlardan değinerek gidelim. Sol tarafta gördüğünüz itemlerinizin giydiğiniz yer. Sağ tarafta takılarınızın olduğu yer. Sol alt köşede engraving denilen bir sistem mevcut oyunda. Sizin skilllerinizi karakterinizin vuruşlarını güçlendiren kitaplar okuyorsunuz burada okuyacağınız kitaplar sıfırdan son kısma kadar 20 yeşil, 20 mavi, 20 mor ve 20 sarı kitaptan oluşmakta. Ve bunların verdiği artılar değişmekte. Bu şekilde. Bulk dediğimiz kısım burada başlıyor. Yani bu olay nedir diye sorarsanız atıyorum ben Destroyer oynuyorum şu anda. Ve benim kullandığım en renkler veya benim tercih ettiğim bu ilk karakter için bu. Siz eğer ki farklı bir şey oynuyorsanız buradaki Combat bonustaki Engraving kitapları sizin için daha farklı bir hal alabilir. Bu konu hakkında gerek yayında olursam bana olmazsam da aşağıdaki Discord linkimizi dahil olarak bizlere soru sorabilirsiniz. Veya internette araştırmanızı yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda faydalı linklerden bahsedeceğim. İsterseniz o videoyu da bekleyip oradaki linklerden de faydalanabilirsiniz. Burada combat engravingleri dışında class engraving mevcut. Burada da gördüğünüz gibi benim kendi klasıma ait özel bir engraving te tercih ettim ben. Halle Destroyer oynarken gidip farz misal B klas class engraving'ini tercih etmem mantıksız olur. Çünkü onun bana katkısı olmayacaktır. O nedenle burada hatta şöyle tikleri açayım hepsini görün. Burada bir sürü class engraving varken yukarıda Wild Mind diyerekten G düşürebilirsiniz. Combat'ta da yine aynı şekilde hepsi burada mevcuttur. İnternetten beğendiğiniz bir boyutu alırsınız. Son alttaki mavi işaretler gördüğünüz gibi ben şu an şunu da ekledim mesela. Buna tıklayarak favori ekleyebilirsiniz ve sadece bunları göstertebilirsiniz. Kafa karışıklığını önler. Aynı zamanda bu da şu işe yarıyor. Gördüğünüz gibi takının üzerinde sağ üstünde mavi turkuaz renginde bir renk parlıyor. Bu demek oluyor ki bu itemdeki bir engraving senin favorilerinin arasında olan bir engel renk. Yani senin işine yarayabilir anlamı kazanıyor. Haliyle bu da itemleri ayırt ederken ihtiyacınız olup olmadığını daha detaylı görebileceğiniz, daha rahat görebileceğiniz bir sistem oluşturuyor. Burada bu kitapları okuduktan sonra bunun karakter üzerindeki etkisini görmek için bunu buraya sürükleyip bırakmanız gerekiyor. Haliyle bu sizin engelemenizi arttırıyor. Buraya koymazsanız hiçbir işinize yaramaz. Ne kadar erken seviyede yeşil, mavi, moru en azından mora kadar olan kısmı okursanız o kadar faydalı. Sarılar zaten pahalı olanlar oyunda bir yere kadar size mora kadar veriyor. Bir build belirlersiniz o bu buildde mora kadar olan kısa kitapları okursunuz ve bu şekilde buraya sürükle bırak şeklinde bırakıp buradaki engraving sayfanızı güçlendirebilirsiniz bu bildiğiniz yapabilirsiniz baktığınız yerde atıyorum gravity training 3 level işte atıyorum master roller 3 level olması gerekiyorsa buraya 3 level yapacak bir takı veya işte kitabınız eksikse bir kitap okuyabilirsiniz Kitapların vermesi şekilde 3, 6, 9, 12 şeklinde veriyor. Yani 3, 20 tane yeşil okuduğunuz zaman buraya koyduğunuz engraving size 3 tane not veriyor. 3 tane noktadan veriyor. Eğer ki mavi okursanız 6 oluyor bu. Atıyorum burada ben ne okumuşum? Gracı mora kadar okumuşum. Şu şekilde daha iyi ifade ederim. Gracı buraya koydum. Engraving geldim. Gördüğünüz gibi mora kadar okuduğumdan 9'a kadar verdi oraya. Eğer ki sarısında okusaydım bu benim için 12 olacaktı. şu an olduğu gibi. Demek istediğim bu. Onun haricinde gem kısmına gelecek olursak yine baktığınız karakterin bir gem bu mutlaka vardır. Hangi skilllerine cooldown, hangi skilllerine atak gemi olması gerekir. Şimdi söylediğim gibi anlaşıldığı gibi iki tane gem tipi bulunmakta. Birisi atak yani sizin o skillinize olan damage'inizi yükselten bir gem, diğeri de o skillin cooldown'ını kısaltan bir gem. Bu ikisinden de hangi skilllerinize kaç level veya işte kaç adet koymanız gerekiyorsa onlardan buraya yerleştirerek bu ilinizi tamamlayabiliyorsunuz. Son olarak da kart kısmında oyunun ilk safhalarında hep Lost Wind öneriliyor. Birçok karaktere bu kart seti öneriliyor. O nedenle bunu kasmanızı tavsiye ederim her karakterde geçerli mi bilmiyorum. Ben de 2-3 aydır oynuyorum. Hani her karakter bunu kasacaktır diye bir şey diyemem. Ancak burada baktığınız bu ülkede mutlaka kart setine de dikkat edin. Lost Wind istiyorsa Lost Wind'i kasmayı tavsiye ederim. Alt C yaparaktan kart kısmına gelebilirsiniz. Buraya Lost diye da zaten çıkıyor. istediğiniz bir deste varsa veya kart seti buraya yazarak bulabilirsiniz. Arattırdığımızda Burada gördüğünüz gibi o Lost Wind kartları ortaya çıkıyor. Bunların üstündeki yıldıza tıklayarak yine aynen renkte yaptığımız gibi favorilere ekleyebilirsiniz. Ve bu sayede şöyle wi Favorites dediğimiz zaman Burada favori ne eklediyseniz bu çıkar. Elhancı kısmında da yine kartlarda yine o eklediğimiz favorileri göstermesi açısından bu şekilde kısıtladığımda gördüğünüz kartlarda eğer sizde birden fazla varsa buraya artı bir olaraktan gelir. Bu gelen kartları birleştirebilirsiniz. Yani bu sağ tarafı alırsınız. Şu an bunda yeterli olmadığı için ben birleştiremiyorum. Ancak burada artı bir değil de artı iki olsaydı Buradaki bir olan seviyeyi ikiye çıkartabilirdim. Bunun etkisi haliyle yükselecekti o kart setinde. O kart setinde yükseldiğini nasıl anlayacağım? Set efekt detaylı geldiğim zaman burada kaç parça varsa o kadar parça kadar bir set efekti bize sağlamak. Evet kart kısmında bu kadar. Bunun haricinde sizlere önerebileceğim eğer ki bunları yaptınız, araştırdınız, baktınız, beğendiniz. Gelelim karakter açma kısmına. Ben şimdi burada karakterleri işte bir harf sıralamasına sokmak istemiyorum. Çünkü yani her karakterin kendine has bir oynanışı var. Kimisi DPS çok ister veya yavaş atmak ister vesaire bilmem ne. Yani onun kararı sizde olsun isterim. Burada karakter hakkında söyleyeceğim şey aynı karakterden açmanızı tavsiye ederim. Şimdi neden ederim? Eğer ki sıkılan bir yapınız yoksa ve aynı şeyi görmek sizi bunaltmayacaksa aynı karakterden açmanız size artı olarak getirisi olur. Neler olur. Hemen ondan bahsedecek olursam, bahsettiğim engraving'lerde burada kitap okuyarak aldığımız kısımdan bahsetmiştim ya. O kısımda siz bu kitabı Barikade mesela okuduğunuz zaman tüm karakterlerinizde okumuş olarak geçer. Ve kitaplar cidden pahalı. Yani en azından benim nazarımda pahalı. Yani burada mesela atıyorum Ray Chamber'ı ben okudum. 12 veriyor bana. Ben bunu bunda takabildiğim gibi diğer başka bir karakterime de takabiliyorum. Haliyle bu size Ray Chamber gibi veya işte oynadığınız klasın klas engrami gibi bir kar sağlıyor. Örneğin bakalım şu an için Ray Chamber ne kadarmış? Son zamanlarda düştüğü fiyat halleri bunlar bu arada. 7.360. Bunu 20 ile çarpın ve o kadar okuduğunuzu düşünün. Bunu diğer karakterlerinizde farklı farklı okuduğunuz zaman düz 5.000 diye düşünün mesela. 20 ile çarptığınız zaman 5.000 e 100k para ediyor. 100k para dedim, gold yani. 100k gold'da e, siz bir kitap okuyabiliyorsunuz ve o kitabı her bir karakteri farklılaştığınız zaman onlar da okumanız gerekecek haliyle bunlar masraf. Yani bir zaman harcamanız gerekecek. Onun haricinde burada dizdiniz gem. Eğer ki birebir ben burada bir ray chamber yaptım. Alt karakterime gittim. Aynı şekilde bir ray chamber da yaptıysam gemleri de ona aktarabiliyorsunuz ortak banka aracılığıyla. Oradan da bir karınız mevcut. Burada da yine aşağı yukarı 50 60K belki 100K yine bir karınız olur yeni bir sınıf açmamaktansa. Bunun haricinde karakter kısmında bahsedeceğim bu kadar. Mutlaka hepsini aynı açmayı planlıyorsanız bile bu videodan sonra mutlaka bir tanesini support class tutun. Çünkü supportlar oyunda çok fazla lazım. Atıyorum bunlarda yapamadığınız bir şey olursa support'u hızlı bir şekilde kasıp onu o seviyeye getirebilirsiniz. Evet karakter kısmından da bahsettikten sonra burada P'deki kısımdan bahsettikten sonra gelelim e, punikadan sonraki kısma. Bahsetmiştim ya Punica'ya geldiniz. Buradan e, Chaos Dungeon'a girdiniz. Ve buradaki seti düşürdünüz. Bu seti artı 15'e kadar basmak durumundasınız. Artı 15'e kadar bastıktan sonra ne olacak? Bastıktan sonra burada gördüğünüz Argos Raid açılacak. Abyss Raid diye geçiyor. Bu şekilde buna 8 kişi geliyor. 1370 item leveline girmesi yani kapıları açılıyor. Argos'a girebilir oluyorsunuz. Buradan parti bakıyorsunuz. Bu partiye bakarken de kartran yazanlar genelde yüksek seviye insanlar oluyor. Veya işte altran yazanlar bunları da hani parti özelliklerini de anlatmış olayım burada. Altran yazanlar alt karakterleri için bunu yaptıklarını belirtmiş oluyor. Ve bunun haricinde şurada BTS 850 boost dediği de 850 gold karşılığında seni taşıyacağını söyleyen insanlar yer alıyor. Buradan bir parti veya ikimiz de bir parti oluşturarak girebilirsiniz. Artık 1370'li seviyelere hızlı gelinebildiği için oyun bu seviyeye kadar çok fazla item ve çok fazla yarını bulunduğu için 1370'lerde olan bir takımla girmenizi tavsiye etmem. Çünkü zaten herkes 1370 ve üzeri. Yani birisini burada mutlaka denk gelip burayı yaptırtmak değil de bir tık daha rahat geçebilirsiniz. İlerleyen videolarda Argos mekaniklerini anlatacağım. Hani çok fazla kitabına göre baktığınız zaman çok fazla böyle incik cüncük mekaniği var. Ancak o geldiği zaman öyleymiş. Şu an öyle değil. Çok rahat bir şekilde belki 10 dakika, belki daha kısa bir süre içerisinde yapılıp geçilebiliyor. Evet, buradan 1370 olduktan sonra buradan düşen itemlerle yeni setinizi yapmaya başlayacaksınız. Argos'a girdiniz. Argos'tan girdikten sonra şu şekilde Argos Blood adı verilen bir item atmakta. Bununla da yeni setinizi yapacaksınız. Az önce dediğim gibi. Bu setinizi yine baktığınız bu ülkte hangi klasmanda, hangi yani sınıfta ona ait bir set dizeceksiniz. Bu sette sizin 1415 olmanızı sağlayacak. Burada kişisel tavsiyem her sınıf için geçerli olmayabilir. Ancak bu kısmı hızlı geçmek adına bu Argos bulattan dizmeye kalkarsanız çok fazla zaman geçecektir. Bunun yerine iki parça farklı dört parça aynı şekilde yapabilirsiniz. Demek istediğim şey nedir? Onu açıklayayım. Argos'tan düşen bu Argos bulatları ve burada Emperor e, Down dediği bir item var burada mavi bir e, yıldız bunu kazanıyorsunuz. Argos Blood zaten Argos'tan düşüyor biliyorsunuz. Empire'in Down'da e, Abyss Dungeon'lardaki oraya düşüyor. Zaten 1370 olduğunuz zaman Argos girebiliyordunuz. Yine 1370 olduğunuz zaman bunun hardana da girebileceksiniz. Ve aynı zamanda buradan gold alabileceksiniz. Argos'ta da yine aynı şekilde gold kazanıyorsunuz. Onu söylemeyi unuttum. Buraya geldikten sonra bu itemden düşürebileceksiniz. İki gate'den oluşuyor zaten bu. Onu düşürdükten sonra üreteceğiniz NPC burada. Craft Abyss Equipment. Bunu ben şu an. Costa diye bir NPC üretiyor. Destur adı altında konuşacak olursam Pre Ordnance seti öneriliyor normalde. Full parça. Ben onun yerine burada 4 parça bundan üretiyorum. Atıyorum kolluk, eldiven, pantolon, zırh. 4 parça üretiyorum. Sağda gördüğünüz gibi set bonusunu açmak adına. 2 parça da bunu kapattım. Şu uzunlardan üretiyorum. Onun, bundan da yine bunu set bonusunu almak adına. Yani bu şekilde 1415'e daha hızlı ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü hepsini preordun üretmek istersem yani burada gördüğünüz gibi Argos bulat biriktirmek istersem 1-2 hafta daha geç bir sete elde etmiş olacağım. Ancak biraz buradan biraz Zoradan yaptığım takdirde daha hızlı 1415'e ulaşacağım. Argosta ve oraya da girdik, itemlerimizi düşürdük, setlerimizi yaptık. Peki bunları ne yapacağız? Bunları yine öncekilerde olduğu gibi artı 15'e kadar basacağız reisler. Bunları bastıktan sonra bize legion Raid'ler açılacak. Burada gördüğünüz. Bu legion reitlerde valtan'dan başlamakta 1415 giriş seviyesi valtan normal. Bunu girip buradan demonik biz bone'u düşürmeye çalışacağız. Bu da yeni bir setin parçası olacak. Yani oyun bundan ibaret. 1370'e kadar benim açımdan sıkıcı, belki sizin için de keyifli olur. Git gel görevler olur ya bu MMO'larda. Birebir onları yapıyorsunuz. Arada bir işte dungeon giriyorsunuz. Oyun hikayeyi anlatmaya çalışıyor. 1370'ten sonra da haftalık bu bosslara girerekten gerekli set parçalarını elde etmeye çalışıyoruz. 1415 olduğunuz Demonic Beast bunu düşürmeye çalışacaksınız. Ancak bunu düşürürken yapabilirsiniz tabii ki bundan çıkan itemleri basmaya çalışın. Bunu düşünürken aynı zamanda 1430'a da Valkas normalde de basmanız gerekmekte. Çünkü birçok sınıf hem bu Conventus Wing'i hem de bu Demonic Beast bonu aynı anda istiyor. Ondan sonra 1430'a kadar artı basmaya devam edin. Main karakterinizde alt karakterinizde değil. 1400 olduk, 30 olduktan sonra durabilirsiniz bir müddet daha. Eğer ki başladığınız bir dönemde Hyper Express varsa burada hediye paketi olur. Ee, sizin yararınıza olur. Bizim de arkada biraz çıldırdı. Dikkatimi dağıtıyor kusura bakmayın. Durumlar bu. Yani 1415 1430'dan sonrası kısımda zaten oraya kadar olan kısımda öğrendiyseniz sonrası da benzer şekilde gidiyor. Sürekli bir sonraki hediye gir. Yeni set parçasını düşür. Setini üret artı bas. Bunların yanında bahsetmedim haftalık açılan Challenge Guardian Raid'ler ve Challenge Abyss Dungeon'lar var. Bunlara mutlaka girin. Challenge Guardian Raid'ler arkadaş, arkadaşlarınızla veya guildinizdeki insanlarla girmeniz faydalı olur. Ancak Challenge Abyss Dungeon'lara tek girmeye çalışın. Neden tek girmeye çalışın diyorum. Buranın sonunda bir bit sistemi var. Bir açık arttırma sistemi var. Güzel bir item atarsa ve oyunda yüksek cihirle yüksek seviyede bir insan varsa onu yüksek paradan almaya çalışır veya işte 2-3 kişi varsa hatta bunlar birbiriyle hani almak için kapışabilirler. Halesi de oradan açık arttırmadan bir miktar gold payı düşebilir. Ama arkadaşlar arkadaşlarınıza girerseniz ve paylaşmayı tercih ederseniz oradan gelecek potansiyel olan gold'u gold şansınızı reddetmiş olursunuz. Bunlar haricinde Abyss Legion Raid ve Challenge'lar haricinde bir yukarıda bahsettim iki tane daha boss var. Birisi Deja birisi Midnight Circus. Bunlara bu bossları anlatacağım videolarda değineceğim. Bunların mantığı ilerideki Legion Raid'leri öğretmek adına ve şu andan girip de bunun mekaniğini ve burada bir set falan düzmüyorsunuz. Burada sadece ekstradan kitap ve benzeri şeyleri alabiliyorsunuz. Medium Mayhem Mark dediği bir para birimi veriyor ve bunu harcayacağınız bir NPC'niz var. bu videolarda bunlardan bahsedeceğim. Temelde bahsedeceklerim bu kadardı. Unuttuğumu, atladığımı düşündüğünüz bir nokta varsa buyurun söyleyin. Ekstra olarak şunu diyebilirim. Main karakterinize günlükler biter. Bir noktaya kadar gelirsiniz. Yorulmazsanız, devam etmek isterseniz ikinci bir karakter oluşturmaktan çekinmeyin. Oyun yer yer size pestler verecek birisi. Yani ver pest verecek hatta şu anki düzende. Nisan ayında yeni bir pes daha gelecek. Direkt sizi Punika'ya da başlatacak bir pes olacak yanlış bilmiyorsam. O güncellemeler hakkında da bir video çekmeyi düşünüyorum zaten. Yani demem şu ki bir karakteri kasarken sıkıldıysanız ikincisini açın. Açtığınız karakteri isterseniz aynı yapın isterseniz farklı bir sınıf için ancak ikinci karakteri açmaktan çekinmeyin. Pestleriniz geldiği zaman anlarsınız zaten üzerine verm pest diye yazar. Ona sağ klik yaparaktan kullanın ve karakter oluşturma ekranında oluşturduktan sonra pardon seçme ekranında use power press diyerekten butonuna basabilirsin. Evet diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görmek istediğiniz bir içerik bir şey varsa veya sormak istediğiniz bir kısım. Aşağıda discord linkimiz mevcut veya yayınlarımıza gelebilirsiniz. Her gün yayın devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.